Şöyle bir şey düşünün şimdi hep beraberce. Öyle bir gücünüz var ki müthiş derecede ne düşünürseniz düşünün gerçek oluyor. Ya hemen şimdi oluyor ya da belirli bir zaman içerisinde gerçeğe dönüşüyor. Ama ne düşünürseniz düşünün. Hani derler ya düşünceleriniz gerçeğe dönüşüyor. Ya da düşünceleriniz sizi bir şekilde çekim yasasıyla çekiyorsunuz. Ne düşünürseniz onu çekersiniz diyorlar ya. Ben de soruyorum şimdi. Herkes de bunu istiyor ya dünyada. Ne düşünüyorsanız onun yaşamda olmasını istiyorsunuz, değil mi? Gerçekten öyle mi acaba? Şimdi beraberce gözlemleyelim. Gerçekten istediklerinizin, düşündüklerinizin hepsinin esasında hemen şimdi ya da belirli bir zaman içerisinde üç vakte kadar gerçeğe döndüğünü düşünsek acaba ne olur yaşamınız? Şu günkünden farklı olur mu? Bundan daha farklı bir yaşantı içinde olur musunuz gerçekten? Gerçekten acaba insan sadece iyi, pozitif, olumlu şeyler mi düşünüyor kendisi ve bütün insanlık için? İnsan kızgınken, sinirliyken, nefret doluyken, öfkeliyken kendisi için ve bütün insanlık için güzel şeyler mi düşünüyor? O zaman bir çekim gücünüz varsa ki canlı yaşaya göre bu bir yaratma gücü. O zaman çok tehlikeli olur. Eğer insanlar düşüncelerini yönetemiyorlarsa, bu bir önemli bir silahsa, var edebilmeniz için bir şey. Ve bir insan böyle bir sorumluluğa sahip değilse, bu sorumluluğa sahip olmadan düşünceleri yaşamını organize ediyorsa, yaşamındaki olayları var ediyorsa, ya da herkesin sevdiği kelimeyle çekiyorsanız eğer, o zaman ciddi bir problem oluşur. Şöyle bir düşünün mesela gün içerisinde 10 düşüncenizden kaç tanesi gerçekten güzel ve iyi şeyler için? Kaç tanesi yaşadığınız problemlerle ilgili? Hayatınızla ilgili şöyle bir düşünün bakalım. Ne kadar yaşamınızdaki korkularla ve endişelerle ilgili düşüncelerle geçiyor? Ya onlar gerçeğe dönerse? Ya öfkeleriniz, üzüntüleriniz, endişeleriniz, kaygılarınız, korkularınızın tamamı düşünce olaraktan yaşamınıza girmeye başlarsa ne olacak? O zaman bakarsanız ki şöyle bir sorgularsanız kendinize gün içerisindeki düşüncelerinizin acaba ne kadarı gerçekten doğru? Yaşamınızın içerisinde devamlı negatif, karamsar ve kötü şeyleri görüyorsanız, gözlemliyorsanız o zaman yaşamınızla ilgili neler yarattığınızı görebiliyor musunuz? Acaba bu müthiş düşüncenin gücünü kim, nereden ve nasıl yaratıyor acaba? Bir şeyi düşünmek bence müthiş bir büyük bir güç esasında. Bir şeyi var etmek derken esasında düşünceyi önce var ediyorsunuz. Düşüncenin varoluşu daha önce konuştuğumuzda bildiğiniz gibi iki etkiyle oluyor esasında. İki etkilenmeyle ilerliyor. Bir tanesi dışsal bir etki, bir tanesi içsel bir etki. Yoksa düşüncenin herhangi bir durumu yok. Yani sessiz, sakin otururken, herhangi bir sıkıntınız yokken neden aklınıza kötü bir şeyler geliyor şu anda? Tüm yaşamınızdayım. Neden kötü şeyler olacağıyla ilgili bir anda endişeye kapılıyorsunuz? Veyahut da geçmişteki olan olaylarla ilgili neden böyle oldu, keşke böyle olmasaydı, bana bunlar nasıl yapılır diyerekten durup dururken bu düşünce herhangi bir olay yokken nereden aklınıza geliyor mesela? Düşüncenin demek ki var olabilmesi için enteresan bir noktası var. Dışarıdan etki çok kolay. Eğer şu anda sizinle dolar hakkında konuşursam ve doların yarın daha da kötü olacağını konuşursak, eğer dolarla ilgili borcunuz varsa, yaşamınız öyle bir şeyiniz varsa korkabilirsiniz. Gayet normal dışarıdan etkilenmişsinizdir. Peki hiç öyle bir durum yok şu anda. Herhangi bir olay yok dışarıyla ilgili. Peki o zaman nasıl oluyor da durup dururken, güzel, normal, hoş bir ortam içerisindeyken aklınıza geçmişten geleceğe kadar bütün negatif, olumsuz, korku, endişe dolu şeyler düşünce haline gelmeye başlıyor. Ve bunu eğer fark edemezseniz istemiş olduğunuz çekim gücü nedir acaba? Ya da yaratma gücü? Müthiş bir sorumluluk gerektirmez mi bu şimdi? Acaba insanın düşüncesini var eden şey nedir? İçsel bir oluşumdur esasında. Oluş durumunuz
düşüncelerinizle çok büyük bir özdeşleşiyor esasında. Şeytanın da istekleri oluyor. Ama şeytan düşünce yapısı içerisinde bakılırsa şeytanlık yapmak üzerine düşünüyor. Ve şeytanlık yapmak üzerine de size bir etkide bulunuyor. Değil mi? Dini inançlarda, ritüellerde ya da öğretilerde anlatılan şeye göre. Canlıya şeye göre değil. Sadece anlayalım diye söylüyorum. Yani şeytan bütün dini inançlarda ve ritüellerde sizi yanlışa sürüklemek için etkileyen bir varlık esasında. Peki acaba sen neden etkileniyorsun? Aynı şekilde sana karşı senin düşüncelerini negatif yönde etkileyen bir olayın içindeysen, o hal içindeyken acaba hangi çekim gücünün içindesin şu anda? Ya da hangi yaratıcılığın içindesin? Gözlemleyebiliyor musunuz bilmiyorum. İster dışarıdan, ister içeriden. Sevdiğiniz kelimelerle, çekim gücü, şeytan, ritüellerle gibi konuşalım ya da isterseniz canlı yaşaya göre konuşalım. İkisi de aynı noktada size bir feedback ve bilgi vermeye çalışıyor. Acaba insanın sorumluluğu nedir? Gerçek anlamda. Eğer gerçekten düşünceleriniz yaşamınıza bir yön veriyorsa, ki veriyor gerçekten. Eğer düşünceleriniz sizi çok etkiliyorsa, aynı zamanda sizin düşünceleriniz ailenizi, çevrenizi, çocuklarınızı, arkadaşlarınızı etkiliyorsa, o zaman ciddi bir sorumluluk gerekmez mi? Ben böyleyim diyeden çıkabilir misiniz acaba? Ben böyleyim diyebilirseniz, o zaman bütün yaşamınız ve sizle beraber olanların yaşamları çok negatifsel, korku dolu ve onun yaratmış olduğu düşünce ve o düşünce yaratmış olduğu eylemlerle beraber facia bir yaşam oluşabilir. O zaman insan acaba gerçekten nedir sorumluluğu? Çoğu öğretilerde kendini tanı diye bir felsefeden bahsedilir. Sokrates'ten bir ton şeye kadar. Acaba kendini tanı nedir? Kendini tanı sabit bir şey değildir. Çünkü insan sabit değildir. Düşünceleri, ruhsal durumu, duygusal, emotional yapısı sabit değildir. Sabit olmadığına göre kendini tanımak ne demektir? Geçmişteki kendinizi tanıyabilirsiniz çok kolay bir şey. Ancak şu anki ruh haliniz esasında kim olduğunuzu ortaya koymaz mı? Ve ruh haliniz sabit değildir. Çeşitli değişkenliklerle ilerler. Zihinsel yapınız sabit değildir. Bedensel durumunuz sabit değildir. Sabit olmayan bir durum içerisinde kendinizi nasıl tanımlayabilirsiniz acaba? Ben kimim dediğinizde. Aynı şekilde felsefede de çok önemli bir konudur. Ben kimim? Ben kimim? Canlı yaşay içerisinde bakarsam eğer, şu anda şimdiki ruh haliniz ve zihinsel yapınızdır esasında. Bir saat sonraki haliniz değildir. Eğer şu anda benle buluşmasaydık, bu ortam içinde olmasaydık, emin olabilirsiniz ki 15 dakika sonra başka bir ruh halinde olabilirdiniz. Şu anda belki de farklı bir etkileşim içinde olabilirsiniz. O etkileşimin getirmiş olduğu değişik bir zihin ve düşünce yapısına sahip olabilirsiniz. Ama aynı şekilde eğer ruhsal durumunun farkında değilsen şu anda çok farklıca benim konuşmalarımı değerlendirebilirsin. Esasında aynı şekilde kendi düşüncelerin de seni farklı yere götürmeye başlar. O zaman ben kimim dediğin şey şu andaki ruh halin ve zihinsel yapındır. Acaba ruhsal durum ne demek? İçsel yapı ne demek? Canlı yaşaya göre ruhsal bir yapı yoktur esasında. Ruh dini öğretilerde olan bir kavramdır. Ama anlaşılsın diye söylüyorum. İçsel bir dünyanız vardır. Canlı yaşaya göre enerji de değildir esasında bu. Ama anlaşılması için söylenen bir kelimedir. Sadece içsel bir dünyanız vardır. İçsel dünyanız içerisinde zihinsel de bir yapınız vardır. İçsel dünyanız o kadar etkili ve güçlüdür ki düşüncesel yapınız da var eder. Düşüncesel yapınız o kadar güçlüdür ki duygularınızı var eder. Duygularınız o kadar güçlüdür ki kimyasal salgılarla bütün bedeninizi ve eyleminizi değiştirir. Ve zihinsel yapı o kadar güçlüdür ki bu düşüncesel yapı, eylemsel yapı, devamlılık teşkil etmesi halinde müthiş bir güvenlik içine girer. O güvenlik sizin karakter yapınızı oluşturmuş olur. Ve o saatten sonra artık o ruhsal, zihinsel, düşüncesel, eylemsel karakter yapısı sizin yaşamınız olur. Okay.
ve içinden çıkılmaz gerçek bir labirenttir yani. Değişimi ve dönüşümü çok zordur. O zaman insan gerçekten sorumluluğu nedir ve insan kimdir? O yüzden ben de şimdi sormak isterim mesela. Şu anda beni dinleyen kim? Farkında mısınız? Eğer dinleyenin farkında değilseniz, konuşulanlar tamamıyla yanlış yere, yanlış bir algıya gider. Bir konuşmayı çok iyi algılayıp anlamak için nasıl bir ruh halinde ve zihin yapısında olmak gerekir acaba? Okay. Tüm yaşamı gerçekten anlamanız için acaba nasıl bir durumda olmanız lazım? Nasıl bir oluş durumunda olmanız lazım? Öfkeli bir insanın, korkan bir insanın acaba yaşamı algısı nasıldır mesela? Okay. Bir şeyi gerçekten anlayabilmeniz için müthiş derecede sorumluluk gerekir. Yani kendini anlamakla yaşamı anlamak, konuşmacıyı anlamak, dışarıyı anlamak hepsi aynı şeylerdir. Çünkü dışarıyı anlamakla içinizi anlamak, düşüncenizi anlamakla eylemlerinizi anlamak arasında bir fark yoktur. Bazı insanlar dışsal bir insandır. İçsel yapıyı çok iyi algılayamazlar. Gayet normal. O zaman ne olur? Dışarıdaki olayları, kendi düşünce yapılarını, kendi düşüncelerini gözlemlerlerse esasında şu anda hangi ruh halinde olduklarını, hangi oluş durumunda olduğunu, hangi içsel pozisyonda olduklarını fark edebilirler. Çünkü ikisi birbirinden farklı değildir. İçsel dünyamızla dışsal dünyamız arasında hiçbir fark yoktur. Sadece zamansal bir süreç vardır. Yani içinizdeki durum ve oluşum zihninizde bir düşünceye dönüşür. Düşünce sizi daha sonra eyleme döndürür ve hareketliğe geçirir. Okay. Yani sadece bir zamansal bir olay vardır. Ancak dışsal olayları sadece algılayabiliyorsanız eğer, o zaman yaşamınız keşkeler, üzüntüler, acılar içerisine geçmeye başlar. Çünkü geç kalmış olursunuz. Anlamış olursunuz ama geç kalmış olursunuz. Çünkü olacak çoktan olmuştur. Değiştirilmesi de imkansızdır. O zaman yeniden sorar konuşmacı, sizin sorumluluğunuz nedir? Olan biten bir şey üzerine konuşmak, kendiniz oradan dersler çıkarmak mıdır? Çıkarttığınız dersler üzerine konuşmak mıdır? Çıkarttığınız dersler üzerinden kendinizi değiştirmeye çalışmak mıdır? İstediğiniz kadar değiştirmeye çalışın. İstediğiniz kadar dersler çıkarın. İçsel oluşunuzun farkında değilseniz ve buraya dokunmadıysanız, bir değişim oluşturmadıysa, bilgisayar bir yapıda kalacaktır. Hafızada kalacaktır. Yani memorinize girecektir. Ama hiçbir şeye fayda etmeyecektir. Çünkü yarını yeniden olayı yaşayacaksınız. Ve yeniden olayla ilgilisiniz ki aynı şeyi yine yaşıyorum kardeşim ya. Bu nasıl bir karmaymış diyorsunuz. Karma değil esasında. Siz aynı olduğunuz için aynı şeyin içinde olacaksınız. Siz aynı olduğunuz için aynı şeyi yaratmaya devam edeceksiniz.